Herkese merhabalar. Ballı Lezzetler YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bekletmeden, şekere yatırmadan çok pratik bir şekilde muhteşem bir şeftali reçeli tarifi hazırladım. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Tarifim için 3 kilogram şeftali kullanıyorum. Şeftaliyi elimle teker teker ovalayarak bol suda birkaç defa yıkadım. Şimdi kabuklarını bu şekilde soyuyorum. Güzel bir şeftali reçeli hazırlamak için özellikle sert olan şeftalileri tercih etmenizi tavsiye ederim. Eğer yumuşak olan şeftalilerden reçel yapmaya kalkışırsanız reçel pişerken dağılacaktır. Bu arada soyduğum kabukları kesinlikle atmıyorum. Birazcık üzerine şeker ve su ekleyerek kaynatacağım ve meyve suyu olarak hazırlayacağım. Şimdi soymuş olduğum şeftaliyi şöyle ortadan ikiye ayırıyorum. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra da küçük küçük doğruyorum. Bu arada şeftalinin çekirdeğini de reçelimizi hazırlarken renk vermesi için kullanacağız. Hem kıvamı hem de rengi o kadar güzel oldu ki inanın hazır satılan reçellerden çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Tarifimi bana güvenerek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra sizler de çok çok beğeneceksiniz. Şimdi küp küp doğramış olduğum şeftaliyi büyük bir tabağın içerisine alıyorum. Kalan şeftalileri de aynı şekilde doğramaya devam ediyorum. Bu arada 3 kilogram şeftaliden reçelimi hazırlıyorum. Fakat içerisinden yumuşak olan 3-4 tane şeftaliyi aldım. Ayrıca kabuklarını da soyduğumuz için şeftalinin miktarı azalmış oldu. Şimdi büyük bir tencerenin içerisine 7 su bardağı şekeri aldım. Üzerine 1 su bardağı su ekledim ve spatulamla güzelce karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Yine her zaman olduğu gibi tarifimde kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak kontrol edebilirsiniz. Şimdi tencereyi ocağıma aldım. Yüksek ateşte şeker iyice eriyinceye kadar ara ara bu şekilde karıştırıyorum. Şeker eriyip kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika boyunca bu şekilde kaynatıyorum. Şekeri yüksek ateşte 5 dakika boyunca kaynattım. Şimdi üzerine doğramış olduğum şeftaliyi ekliyorum. Şeftaliyi ekledikten sonra dikkatli bir şekilde karıştırıyorum ve tekrar kaynamaya bırakıyorum. Tamamen kaynamaya başladıktan sonra süre tutacağız. Şeftaliyi ekledikten sonra da ocağın altını kısmadım. Yine yüksek ateşte kaynamasını bekliyorum. Şeftali bu şekilde kaynamaya başlayıp köpürdükten sonra üzerindeki siyah köpükleri aldım. Şimdi reçelin içerisine 1 çay kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Tereyağı reçelimizin köpüklenmesini önleyecek. Mucize gibi bir şey, birazdan göreceksiniz. Reçelde kesinlikle köpüklenme olmayacak. Tereyağı eriyinceye kadar şöyle bir karıştırdıktan sonra şimdi içerisine 6-7 adet şeftali çekirdeğini ekliyorum. Şeftali çekirdeğini reçelimize renk vermesi için ekliyoruz. Sizlerin de mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Bu arada şerbetin üzerine şeftaliyi ekledikten sonra köpüklenip kaynamasını bekledim. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısığa aldım ve süre tuttum. 30 dakika boyunca bu şekilde kaynattım. 30 dakikanın ardından reçelin içerisine 1 çay kaşığı limon tozu ekliyorum ve limon tozunu ekledikten sonra şöyle bir karıştırıp 5 dakika daha kaynatıyorum.
Bu aşamada reçel kaynamaya devam ederken içerisine eklemiş olduğum şeftali çekirdeklerini çıkartıyorum. Bu arada şeftali çekirdekleri reçelimize kırmızı rengini verdi. Reçelin kıvamı da rengi de muhteşem oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Şerbetin içerisine şeftaliyi ekleyip tamamen kaynamaya başladıktan sonra süre tuttum. Reçelimi toplamda 35 dakika orta ateşin biraz altında kaynattım. Artık reçelimiz hazır, ocaktan alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi reçeli ocaktan almama rağmen hala kaynamaya devam ediyor. İşte bu sıcaklığı geçmeden hemen kavanozlara doldurmaya başlıyorum. Reçeli kavanozlara doldurmaya başlamadan önce şöyle bir tabağın içerisine biraz aldım ve soğumaya bıraktım. Daha sonra kıvamını sizlere yakından göstereceğim. Şimdi kavanozlara doldurmaya başladım. Bu aşamada reçelin kıvamı sizlere biraz akışkan gibi gelebilir ama soğuduktan sonra kıvamı koyulaşıyor. Tam da olması gerektiği gibi oluyor. Bu arada 3 kilogram şeftaliden görmüş olduğunuz gibi 3 tane yarım kilogramlık kavanozlar doldu. Şimdi kavanozların ağız kısmını bu şekilde kuruluyorum. Daha sonra da yeni ve steril olan kapaklarla kapatıyorum. Bu aşamada sizlerin de mutlaka yeni konserve kapağı kullanmanızı tavsiye ederim. Çok pratik bir şekilde muhteşem bir şeftali reçeli tarifi hazırladık. Sizler de tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Soğumuş olan reçelin kıvamını şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı koyulaştı. Tam da olması gerektiği gibi oldu. Rengi de kıvamı da tam yerinde, muhteşem bir şeftali reçeli tarifi hazırladık. Sizler de tarifimi beğendiyseniz mutlaka görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın lütfen. Şöyle reçelin kıvamını sizlere yakından gösterdikten sonra doldurmuş olduğum konserve şişelerinin üzerine örtüyorum ve bu şekilde bir gece boyunca bekletiyorum. Ertesi gün kapaklarını kontrol ediyorum. Kapakları tutmuş ise serin ve kuru bir yerde kış için saklıyorum. Bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.